Merhaba değerli dinleyicilerim. Bu ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzda hayvanlar, bitkiler, bakteriler ve kimi zaman insan yapımı olan bu zehirleri duydukça çok şaşıracaksınız. İşte dünyanın en ölümcül zehirleri. Bu videoda sadece zehirlerin tehlikeleri hakkında bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda da bu ölümcül maddelerin kaynakları, kullanım alanları ve tedavi seçenekleri gibi konuları ele alarak videomuzda farkındalık kazandıracağız. Zehirlerin etkilerini anlamak, potansiyel tehlikeleri tanımak ve önlem almak için bir adım atmak hayati önem taşımaktadır. Gizemli, tehlikeli ve ölümcül zehirler tarih boyunca insanların ilgisini çeken unsurlardan biri olmuştur. Hem doğada bulunan hem de laboratuvarlarda üretilen bu kimyasal bileşikler insan vücuduna zarar vererek ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilir. Dünyanın en ölümcül zehirleri başlıklı bu videomuzda zehirlerin karanlık dünyasına bir yolculuk yapacak ve insanlığın karşılaştığı en tehlikeli zehirlerin bazılarını keşfedeceksiniz. Bu videoda siyanür, kurşun, kürara, arsenik, belladonna, botulinum toksinleri, radyoaktif zehirler, strychnine gibi ölümcül zehirlerin etkileri, kaynakları ve tedavi seçenekleri hakkında bilgiler edineceksiniz. Siyanürün hızla etkisini göstererek solunum, dolaşım ve sinir sistemlerini felç ettiğini, kurşunun uzun vadeli etkileriyle vücutta biriken ve ciddi hasarlara yol açabilen bir zehir olduğunu, botulinum toksinlerinin felçlerine neden olan güçlü toksinler olduğunu ve radyoaktif zehirlerin vücut sistemlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini öğreneceksiniz. Unutmayın, bu video sadece bilgi amaçlıdır ve herhangi bir zehirle temas etmek veya zehirlenme durumunda bir profesyonel tıbbi yardım almak önemlidir. Hazırsanız dünyanın en ölümcül zehirli başlıklı bu videomuzda zehirlerin karanlık dünyasına birlikte adım atalım ve bu tehlikeli maddelerin gizemli dünyasını keşfedelim. Siyanür. Siyanür, dünyanın en ölümcül zehirlerinden biri olarak bilinir. Bu kimyasal bileşik, doğada bulunan ve birçok endüstriyel süreçte kullanılan bir zehirdir. Siyanür, hızlı ve etkili bir şekilde vücut sistemlerine saldırır ve zehirlenme durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siyanürün kaynakları çeşitlilik gösterir. Doğada, bitki ve hayvanlarda doğal olarak bulunabilen siyanür, ayrıca bazı sanayi atıklarında, madencilik faaliyetlerinde ve bazı kimyasal üretim süreçlerinde de kullanılır. Siyanürün ölümcül etkisi hızla dokulara ve organlara nüfuz etmesiyle başlar. Solunum, dolaşım ve sinir sistemleri üzerine ciddi etkiler yaratır. Siyanür zehirlenmesi, belirtileri hızla ortaya çıkan acil bir durumdur. Başlangıçta hızlı nefes alıp verme, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi hafif semptomlar gözlenebilir. Ancak daha ciddi zehirlenme durumlarında bilinç kaybı, solunum güçlüğü, kalp ritminde bozukluklar ve nihayetinde ölüm meydana gelebilir. Siyanür, hücrelerin oksijen kullanımını engeller. Bu da vücut sistemlerinin çökmesine neden olur. Kurşun. Kurşun, tarih boyunca yaygın olarak kullanılan ve bilinen bir metaldir. Ancak kurşunun insan sağlığına olan etkileri giderek daha fazla endişe yaratmaktadır. Dünyanın en ölümcül zehirleri arasında yer alan kurşun, uzun vadeli maruziyet durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kurşun, genellikle boya, yakıt, bataryalar, mühimmat ve su boruları gibi birçok endüstriyel alanda kullanılmıştır. Ancak bu kullanımlar sonucunda kurşun çevreye yayılmış ve insanlarla temas etme riskini arttırmıştır. Kurşun, havadaki toz, toprak, su ve besinler alıcılığıyla insan vücuduna girebilir. Kurşun zehirlenmesi özellikle çocuklar için ciddi bir tehdittir. Çocuklar, gelişmekte olan sinir sistemleri nedeniyle kurşuna daha duyarlıdır. Kurşun, vücutta birikerek sinir hücrelerine zarar verir ve beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Kürara. Kürara, dünyanın en ölümcül zehirlerinden biridir ve Güney Amerika'nın Amazon ormanlarından elde edilen bir bitki olan Jondrandolon'un Tomentosum'dan elde edilir. Bu bitki
yerli halk tarafından avcılık için kullanılan oklara zehir katmak amacıyla kullanılır. Kürara, sinir sistemi üzerine güçlü bir etkiye sahip olan ve solunumu felç eden bir toksindir. Kürara, sinir hücrelerindeki iletimi engelleyerek kas kasılmasını durdurur. Bu, vücuttaki kasların felç olmasına ve solunum durmasına neden olabilir. Kürara zehirlenmesi durumunda kurban nefes alamaz ve kalp fonksiyonları da durma noktasına gelir. Kürara zehirlenmesinin belirtileri hızla ortaya çıkar. İlk olarak kas zayıflığı ve uyuşukluk hissi görülür. Ardından solunum güçlüğü, nefes alma zorluğu ve konuşma güçlüğü gibi semptomlar gelişir. Zehirlenme ilerledikçe felç artar ve kişi bilinç kaybedebilir. Bu noktada hızlı müdahale hayati önem taşır. Arsenik. Arsenik, dünyanın en ölümcül zehirlerinden biridir ve doğal olarak bulunan bir kimyasal elementtir. Arsenik, hem doğada hem de endüstriyel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan çeşitli kaynaklardan insanlara zarar verebilir. Tarih boyunca arsenik özellikle zehirli bir madde olarak bilinirken modern zamanlarda da tehlikeleriyle gündemde kalmaktadır. Arsenik, su kaynaklarında, toprakta ve bazı minerallerde doğal olarak bulunabilir. Endüstriyel faaliyetler, madencilik, tarım ilaçları ve kimyasal üretim gibi süreçler arseniğin çevreye yayılmasına ve su ve gıda kaynaklarına bulaşmasına neden olabilir. Ayrıca bazı böcek ilaçları, ahşap koruyucuları ve bazı tıbbi ilaçlarda da arsenik içerebilir. Arsenik zehirlenmesi akut veya kronik olabilir. Akut zehirlenme durumunda ani ve şiddetli semptomlar ortaya çıkar. Bunlar şiddetli mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı ve kas zayıflığı bulunur. Kronik arsenik maruziyeti ise uzun vadeli bir tehdit oluşturur. Bu durumda cilt lezyonları, deri döküntüleri, sinir hasarı, böbrek hastalığı, akciğer kanseri ve mesane kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Belladonna. Belladonna, doğada bulunan ve tıbbi amaçlarla kullanılan ancak aynı zamanda ölümcül etkileri olan bir bitki olan Atropa belladonna'nın adıdır. Bu bitki özellikle çiçekleri ve meyveleri zehirli olan güzel bir bitki olarak bilinir. Belladonna, yüzyıllardır tıbbi ve kozmetik amaçlar için kullanılmıştır. Ancak dikkatli kullanım gerektiren güçlü bir zehirdir. Belladonna bitkisi, atropin, skopolamin ve histamin gibi güçlü toksinler içerir. Bu toksinler, merkezi sinir sistemini etkileyerek kalp atış hızını arttırır, kasları felç eder ve sinir iletimini bozar. Belladonna zehirlenmesi durumunda geniş bir yelpazede semptomlar ortaya çıkabilir. Belladonna zehirlenmesinin belirtileri arasında aşırı kuru ağız, görme bozuklukları, bulanık görme, baş dönmesi, idrar retansiyonu, taşikardi ve solunum güçlü sayılabilir. Zehirlenme durumu ciddi ise nöbetler, koma ve hatta ölüm gibi daha şiddetli semptomlar ortaya çıkarabilir. Botulinum toksinleri. Botulinum toksinleri dünyanın en ölümcül zehirleri arasında yer alan güçlü nörotoksik maddelerdir. Clostridium botulinum adlı bakteri tarafından üretilirler ve botulizm denilen ciddi bir hastalığa neden olurlar. Botulinum toksinleri doğal olarak toprakta ve su kaynaklarında bulunan bakterilerin ürettiği bir sonuçtur. Botulinum toksinleri sinir hücrelerine saldırarak sinir iletimini bloke eder. Bu, kasların normal şekilde çalışmasını engeller ve kas felcine yol açar. Botulizm zehirlenmesi genellikle kontamine yiyeceklerin tüketilmesiyle veya toksinlerin yara veya yaralanma yoluyla vücuda girmesiyle meydana gelir. Zehirlenme durumunda toksinler kan dolaşımına girer ve vücudun çeşitli bölgelerinde etkilerini gösterir. Radyoaktif zehirler. Radyoaktif zehirler dünyanın en ölümcül zehirler arasında yer alır ve radyoaktif maddelerin insan vücuduna zarar veren özelliklerinden kaynaklanır. Radyoaktiflik, atom çekirdeğindeki dengesizlik nedeniyle meydana gelen ve yayılan enerjinin bir sonucudur. Radyoaktif maddeler doğada bulunabilir veya nükleer reaktörler ve nükleer silah testleri gibi insan etkinliklerinden kaynaklanabilir. Radyoaktif maddelerin yaydığı enerji çevresindeki dokulara ve hücrelere zarar verebilir. Bu, hücre hasarına, genetik mutasyonlara ve kansere yol açabilir.
radyoaktif zehirlenme, radyoaktif maddelerin solunması, yutulması veya vücuda girmesiyle meydana gelebilir. Radyoaktif zehirlenme durumunda vücuttaki hücreler ve organlar radyasyona maruz kalarak ciddi etkiler gösterebilir. Strychnine, dünyanın en ölümcül zehirleri arasında yer alan güçlü bir alkoliktir. Strychnus vomica veya Strychnos ignati bitkilerin tohumlarından elde edilir. Bu bitkiler Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde doğal olarak yetişir. Strychnine özellikle kemirgenlerin ve böceklerin kontrolünde kullanılan bir zehirdir. Ancak yüksek toksitesi nedeniyle dikkatle ele alınmalıdır. Strychnine sinir sistemi üzerinde etkili olan bir zehirdir. Vücuda girdiğinde sinir hücrelerindeki iletimi bozar ve kaslarda ani, şiddetli ve istemsiz kasılmalara neden olur. Strychnine zehirlenmesi durumunda birkaç dakika içinde etkiler başlar ve vücutta kramp benzeri bir durum ortaya çıkar. Solunum güçlüğü, kramplar, titreme, kasılmalar ve nöbetler gibi semptomlar görülebilir. Bu zehirler hangi kaynaklarda bulunabilir? Bu zehirler doğal olarak bazı bitkilerde, toprakta ve su kaynaklarında bulunabilir. Örneğin belladonna bitkisinde belladonna alkolitleri bulunurken arsenik bazı minerallerde doğal olarak bulunabilir. Radyoaktif zehirler doğada doğal olarak bulunan radyoaktif maddelerin sonucudur. Diğer zehirler ise kimyasal ve endüstriyel ürünlerde kullanılmak üzere üretilebilir. Bu zehirlerin etkileri nelerdir ve nasıl tedavi edilirler? Bu zehirlerin etkileri zehre ve doza bağlı olarak değişebilir. Genel olarak zehirlenme durumunda semptomlar arasında mide bulantısı, kusma, kas güçsüzlüğü, solunum problemleri, görme bozuklukları, nöbetler, hatta ölüm riski yer alabilir. Tedavi ise zehre bağlı olarak değişiklik gösterir. Acil durumlarda zehirlenmeye neden olan maddenin vücuttan uzaklaştırılması veya etkilerinin durdurulması için uygun ilaçlar ve tıbbi müdahaleler kullanılabilir. Tedaviye başvurmak önemlidir ve zehirlenme durumunda bir sağlık uzmanına danışmak hayati önem taşır. Bu zehirlerin kullanımı veya maruz kalma riskini nasıl önleyebilirim? Bu zehirlerin kullanımı veya maruz kalma riskini azaltmak için bazı önlemler alabilirsiniz. Öncelikle kimyasal maddeleri doğru bir şekilde kullanmak, etiket talimatlarını takip etmek ve güvenlik kurallarına uymak önemlidir. Tarım ilaçları veya böcek ilaçları kullanırken koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzun da sonuna geldik. Videoyu anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Sizler bu zehirler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.